Merhabalar arkadaşlar. Bugün modüler aritmetik ile ilgili 80. ve son sorumuza gelmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla modüler aritmetik ders serimizi bu soru ile tamamlamış olacağız. Bu 80 sorunun temiz soru kağıdını pdf e, biçiminde sizlerle paylaşacağım. Videonun açıklama kısmına bir bağlantı bırakacağım arkadaşlar. Bir de modüler aritmetik bir giriş kısmı için orada bir bağlantı bırakacağım. Buralardan dökümana ulaşıp indirebilirsiniz Daha sonraki zamanlarda tekrar çözmek isteyenler için ellerinde temiz soru kağıdı bulunmuş olur. Şimdi bu tarihi meşhur probleme göz atalım. Pierre Fermat arkadaşlar Fransız matematikçisi 1607 tarihinde doğmuş ve Leonard Euler İsviçreli o da 100 yıl sonra doğuyor. 1707 yılında doğmuş. Pierre Fermat'ın iddiası şu. 2 üzeri 2 üzeri n artı 1 sayılarının her ne doğal sayısı için asal olduğunu iddia ediyor. Yaklaşık 100 yıl sonra Leonard Euler F5 eşittir 2 üzeri 32 artı bir sayısının asal olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Bir bileşik sayı olduğunu kanıtlıyor. Biz de bunu kanıtlayacağız. Peki e, öncelikle Ferma neden böyle bir sayı düşündü? Böyle bir kanaate nasıl ulaşmış olabilir? Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme verelim. Önce meşhur bir teorem, bir problem yazalım. M büyük eşit 2 tam sayı olmak üzere F eşittir 2 üzeri M artı bir sayısı asal ise burada M'i biz arkadaşlar büyük eşit 2 diye başlattık. Birden başlatmadık çünkü 1 yazınca burası M'ye tek sayı değeri verdik. 2 üzeri 1, 2'dir. Bir de daha eklersek 3 olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi. Peki bu asal sayı ise e, bu durumda M sayısı eşittir 2 üzeri N formundadır. n burada bir doğal sayı ya da n bir pozitif tam sayıdır diye belirtelim. Çünkü n eşittir 0 durumu e, bariz orada gösterilecek bir şey yok. Eğer m büyük eşit 2 ise yani birden büyük bir e, m sayımız varsa bu durumda bu m'nin içinde Tek asal çarpan bulunamaz demekle de aynı şeydir. Bütün asal çarpanları her, her biri 2 olmak zorundadır diyor. Tek asal çarpan içeremiyor. Peki şimdi bunu nasıl ispatlayabiliriz onu gösterelim. m'nin tek asal çarpan içerdiğini varsayalım. Ve bu durumda sayının bileşik olacağını kanıtlayalım. Eğer m büyük eşit 2 sayımız p gibi bir tek asal çarpana sahipse bu durumda m sayısı bu p'nin bir katı olacaktır. p çarpı. K Burada da K yine bir pozitif tam sayı olur. Bu şekilde yazmış oluruz. Dolayısıyla F sayımıza bakalım şimdi. 2 üzeri M artı 1 sayısı ile ilgilenelim. P'miz bizim burada bir tek sayıydı değil mi? O zaman biz şöyle yazalım. 2 üzeri K'nın P'inci kuvveti olarak yazalım. 1 sayısına da 1 üzeri P olarak yazalım arkadaşlar. Bu da bir tek sayıdır. Dolayısıyla tek kuvvetlerin toplamı ile ilgili bir özdeşliğimiz vardı. 2 üzeri k artı 1 çarpanına sahiptir arkadaşlar bu. Sonra 2 üzeri k'nın p eksi birinci kuvveti gelecektir. Ee, eksi. Daha sonra 2 üzeri k'nın burada p eksi ikinci kuvveti gelecek. Artı vesaire bu şekilde devam eder. Sondan bir öncesine eksi 2 üzeri k'nın birinci kuvveti ve daha sonra da artı 1 yazarak tamamlarız. Bu şekilde parantezimizi, parantezimizi kapatmış olalım. Gördüğünüz gibi bu sayı 2 üzeri k artı 1 gibi bir çarpana sahiptir. Ve bu çarpan elbette sayımızın kendinden küçük olduğu için diğer sayımızın da ikinci bir pozitif çarpan olduğunu böylece anlayabiliyoruz. Yani 2 üzeri m artı 1 bir asal sayı olamıyor. Bileşik sayıdır. Şöyle gösterebiliriz. Bu ifade Birden büyük bir tam sayı fakat başlangıç sayımızdan da büyük değildir tabii ki. Ondan daha küçük bir yani e, bölen olmuş oluyor. Dolayısıyla diğeri de, burası da ikinci bir çarpan olarak gelecektir. Bu da birden büyük bir, evet, tam sayı çarpandır, pozitif tam sayı çarpandır. O halde f e, bileşik sayı olur, asal sayı olamaz. Peki buradan elde ettiğimiz sonuç şu oluyor arkadaşlar. O halde f bir asal sayı ise demek ki m sayısı tek asal çarpan içeremiyor. Yani hep 2 üzeri n formatında bir sayı olması gerekir. m eşittir 2 üzeri n formundadır deriz. Peki bunu anlamış oluyoruz güzel. Yani dolayısıyla ferma bu türlü bir sayıyı nasıl üretmiş, nasıl düşünmüş bunu da anlayabiliyoruz. 2 üzeri 2 üzeri n artı 1'in. Zaten bazı değerlerde verince n'e 0, 1, 2, 3 gibi değerler verince asal olduğu arkadaşlar görülebiliyor. 4 yazınca 2 üzeri 16 artı 1 sayısı biraz büyümüş oluyor ama bunun da asallığını biraz uğraşarak elde de, elde de biliyoruz. Bunu da elde etmiş. 4 için de problem yok. F, 4 asal sayı çıkıyor. Tabii F5'teki sayı oldukça büyük. Fermada bunun asal olup olmadığını kestirememiş ama demiş ki bunlar, bundan sonra hep asal sayı gelir diye böyle bir iddiada bulunmuş. ispatlamamış Çürütülememiş de 100 yıl kadar bu şekilde devam etmiş. Şimdi F5 sayısına bakalım. 2 üzeri 2 üzeri 5 artı 1 yani 2 üzeri 32 artı 1 sayısına bakalım. Ee, burada şunu da söyleyeyim. Ee, biz Matematik eğitiminde sıklıkla buraya bir parantez koyuyoruz arkadaşlar. Fakat bu üssün üssü ile ilgili bu türlü bir e, ne diyelim anlayışta böyle bir e, yazılış tarzı da vardır. Yani parantez koyulmuyorsa önce burası işleme girer biçiminde böyle uluslararası e, olarak diyelim. Bu türlü bir gösterim de vardır. Ben de bunu kullanıyorum. Yani yazım yanlışı yok. Bunu hatırlatmış olalım. Peki. Şimdi 2 üzeri 32 artı 1. Sayısına evet bakıyoruz. E, niye bu yüzyıl kadar böyle sürmüş? E, çünkü arkadaşlar bir sayının büyük bir sayının asal olduğunu anlamak için e, karekök testimiz var. Bu sayının karekökünden küçük eşit olan e, bütün asallara bölünüp bölünemediğini test etmeniz gerekiyor. E, eğer hiçbirine bölünmüyorsa sayı asaldır diyoruz. Zaten birine bölünüyorsa da asal olmadığını ve o bölündüğü sayının da asal çarpanlardan biri olduğunu anlamış oluruz. Şimdi bu sayının asallığını kontrol etmek için o zaman arkadaşlar 2 2'ye bölünmez bu tek sayıdır. 3'e bölünür mü diye bakabilirsiniz. Modüler aritmetik kullanılabilir. 5'e bölünmüyor, 7'ye bölünmüyor, 11'e vesaire. Bu şekilde gittik ve bir p asalına kadar gidiyoruz. Bu ki bu p asalı da karekökünden küçük eşit olacaktı. Yani biz buraya 2 üzeri 16 diye yazalım isterseniz şöyle. 2 üzeri 32'nin karekökünü alayım basitçe. Küçük eşit 2 üzeri 16 diyelim. Şimdi buraya kadar birçok asal sayı var arkadaşlar. Bunların her birine böyle böyle veya işte bölünmüyorsa, kalanlı bölünüyorsa bir sonrakine geçip 3'e bölünmeliyse 5'e, 5'e bölünmeliyse 7'ye geçelim. 11'e, 13'e diye. Böyle gitmek çok zahmetli olacağı için bunu demek ki birçok kişi göze alamamış veya denediyse de bir yerden sonra pes etmişler anlaşılan. Böylece asal olup olmadığına karar verilememiş. Sonuna kadar gidilse elbette bir şeylere ulaşılabilir ama e, ne kadar zahmetli olduğunu görme açısından bunu söylüyorum. Peki, şimdi biz bu e, derslerimizi arkadaşlar yapmadan önce son e, videolarımızda mertebe kavramından bahsetmiştik, mertebenin tanımı, bunlarla ilgili bazı özellikler verdik, teoremleri ispatladık, sonra bazı yarışma problemlerinin çözümlerinde bunları uyguladık, bunları görmüştük. Bu tür fikirler oluştuktan sonra ben de e, birkaç yıl önce bu türlü bir sayıyı, 2 üzeri 32 artı birin e, bir asal çarpanını nasıl elde ederim sorusuna mertebe kullanarak yanıtlamaya çalıştım ve bir cevaba ulaştım. E, tabii ki evlerinde bu problemi çözdüğünü biliyordum. E, aklıma geldi acaba evler bunu nasıl çözmüştü diye. E, daha sonra araştırınca arkadaşlar evlerinde mertebe kavramından faydalanarak bu problemi çözdüğünü yani böyle teker teker sayıları deneme yoluna gitmediğini, kaba kuvvet kullanmadığını arkadaşlar bilmemiz lazım. E, güzel, parlak bir fikir üreterek problemi çözdüğünü anlamış oluyoruz. Onu sizlere sunacağım. Bununla ilgili yazdığım bir yazı vardı. O yazının yine linkine videonun açıklama kısmına bırakabilirim. Kısaca yazıyı da göstermek istiyorum sizlere. Ocak 2020'de Geomanya Ork yazdığım bir yazıydı. Euler Ferman'ın sanasına nasıl çürüttü? Bunu yazılı olarak da daha düzgün biçimde de burada görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bağlantıyı paylaşacağım. Şimdi klasik karekök testi ile asallık yapılırsa bu asal sayılar ile F5'in bölünebilirliğini test etmek oldukça zahmetlidir dedik. Dolayısıyla Evler'in burada kullandığı yöntem arkadaşlar ve benim de kullandığım yöntem mertebeydi. Evler ile aynı yöntemi kullandığımı e, fark ettiğim için ben de ayrıca mutlu oldum. Evet Evler burada mertebe kavramını kullandı diyelim. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 32 artı bir bir tek sayıdır bunu görüyoruz. Dolayısıyla bir asal böleni e, vardır ve bu mutlaka tek e, sayı olmak zorunda sayının kendisi elbette bir asal sayı olabilir zaten. Ya da kendinden küçük bir asal böleni varsa bir p asal böleni o da bir tek sayıdır. Böyle bir p tek asal bölenine göz önüne alalım. Alalım. Şimdi p tam böler 2 üzeri 32 artı bir yazalım böyle bir p tek asal sayısını göz önüne alalım. Dolayısıyla modüler aritmetik kullanırsak 2 üzeri 32 artı 1 sayısı denktir 0 mod p olacaktır. Artı 1'i karşıya eksi 1 diye gönderelim. Denktir eksi 1 mod p olarak yazılmış olur. Şimdi biz burada arkadaşlar her iki tarafın karesini alırsak 2 üzeri 64 denktir 1 mod p bulmuş oluruz. Dolayısıyla arkadaşlar 64 sayısı e, 2'nin mertebesi olabilir. Mod P içerisindeki mertebesi olabilir veya 64'ün elbette bir böleni olabilir. Bunu mertebe özelliklerinden biliyoruz. Fakat 32 gibi bir bölen olsaydı 2'nin 32. kuvvetinde 1 vermediğini bildiğimiz için 32 değildir. Daha küçük bir e, yine bölen olsaydı örneğin 16 gibi o, o da aynı zamanda 32'nin bir böleni olacağı için yani 2 üzeri 16'da eğer 1 geliyor olsaydı 2 üzeri 32'de vesaire yine 1 gelir veya 2 üzeri 2'de eğer 1 geliyor olsaydı siz bunun 8. kuvvetini alırsınız 16'yı veya 16. kuvvetini alarak 32'yi elde edebilirsiniz. 1'e denk olurdu. Demek ki böyle bir şey mümkün değilmiş. Yani mertebe 64'ten başka bir şey olamaz diyoruz arkadaşlar. Yani tam olarak 64'tür deriz. Şimdi arkadaşlar öte taraftan Fermat teoremini kullanalım. İki sayısı ile P tek sayısı aralarında asal olduğu için burada Fermat teoreminden ne yazabiliyoruz hatırlayalım. 2 üzeri P 1 denktir 1 mod P yazabiliriz. Yine mertebe özelliklerinden dolayı arkadaşlar P eksi 1. kuvvette de 1'i elde ettiğimize göre ve 64. kuvvette de 1'i elde ettiğimize göre demek ki P 1 sayısının mertebeyi mertebenin bir katı olması lazım. Yani mertebe bu kuvveti bölecektir P-1'e. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Buradan 64 tam böler P-1 olur. Bu bir teoremdi. Yani biri veren herhangi bir kuvvet için mertebeyi tam bölmesi gerekir. Bu da ispatladığımız teoremlerden biriydi önceki derslerde. Dolayısıyla arkadaşlar buradan biz P sayısının 64K artı 1 formunda bir sayı olduğunu anlıyoruz. K harfini daha önce bir yerde kullandığımız için burada T kullanalım. P eşittir 64 T artı 1 diyebiliriz. Veya K kullanalım önemli değil. Artı 1 burada K eleman pozitif tam sayıdır diyelim formundadır. Peki şimdi bu şekilde olmasa arkadaşlar 64K artı 1 formundaki asalları incelemek dümdüz bütün bu asalları incelemekten çok daha hızlıdır değil mi? K'ya değerler vereceğiz 1, 2, 3, 4, 5 vesaire bu şekilde ilerletebiliriz. Hatta K ile ilgili bazı sınırlamalar da yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela mod mod 3'te K hangi değerleri alabilir veya hangisini alamaz diye daha doğrusu ona bakabiliriz. Şimdi 64 sayısı 3'le bölümünden 1 kalanı verdiği için buraya da 3'le bölümünden 2 kalanı gelen bir sayı gelirse bir fazlası da 3'e tam bölünecektir. Dolayısıyla P'nin bir asal sayı olamayacağını anlarız. K denktir 2 mod 3 e, için P denktir 0 mod 3 olup asal değildir. 3'e bölünüyor çünkü. 3'ten büyük bir sayı ve 3'e bölünüyorsa iki, en az 2 farklı e, pozitif tam sayının 1'den büyük 2 pozitif tam sayının çarpımıdır, bileşik sayıdır demek. Peki şimdi yine 64 sayısının kendisi arkadaşlar e, burada 5'le bölümünden 4 kalanı verdiği için K'nın kendisi de 5'le bölümünden 1 kalanı verirse 4 çarpı 1 4 1 daha eklersek 5 yapar. Mod 5'te burası da 0 olmuş oluyor. Dolayısıyla K denktir 1 mod 5 için yine P sayımız arkadaşlar sıfıra denk olmaktadır. Mod 5'te 5'e tam bölünen bir sayı elde etmiş olduk. 64K artı 1 biçiminde 5'e tam bölünüyor ve 5'ten büyükse bu sayı 5 çarpanın yanında başka bir çarpan daha içerdiğinden asal olamaz. Asal değildir diyelim. Dolayısıyla K'ya 1 vermeyeceğim çünkü K eşittir 1 durumunda 5'e bölündüğünü anlıyoruz. K eşittir 2 durumunda bu P sayımızın 3'e bölündüğünü anlıyoruz gibi. K'ya 3 vererek mesela başlayabiliriz. 3 verebiliriz, 4 verebiliriz. Bunlardan bazılarını böyle deneyerek ilerleyelim. Belki biraz daha incelersek K ile ilgili başka modlarda da başka değerler alamaz deyip yine kısıtlamalara girebiliriz ama bu bizim için arkadaşlar yeterli olacak. K denktir 2 olamayacağı ve K denktir 1 mod 5 olamayacağı bunları bilmek bizim problemimizi çözmemiz için yeterli olduğundan daha farklı modlar yazma gereği duymadım. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 32 artı 1 sayısını yani F5 sayısını hesaplarsak 10 basamaklı bir sayı elde ediyoruz. Böyle 4 milyarla başlayan bu şekilde bir sayı elde etmiş olduk. Peki K'ya 3 verelim. K eşittir 3 için 64 çarpı 3 artı 1. 193 asal sayıdır. Ve bu asal sayıyı bu 10 basamaklı F5 sayısına arkadaşlar bölmeyi deniyoruz. Ve bunu test edersek bölünmediğini görüyoruz. O zaman K'ya 4 verelim. 4 verdiğimizde 64 çarpı 4 artı 1 sayısı 257 asal sayısı elde ediliyor. Yine F5 sayısı arkadaşlar bu 257 asal sayısıyla bölünmüyor. Yani halen F5 şu anda asal olma şansını koruyor. Tabi bir sayı ya asaldır ya değildir kesindir yani bu. Ee, ama şu anda asal olup olmadığını henüz anlayamadık. Peki. E, burada e, 5 vermiyorum arkadaşlar. Çünkü 5 sayısı 5 denkleri 2 mod 3 olduğu için 3'e bölünebilirliğini biliyoruz. Bunu e, bu tür durumları atlayabiliriz demiştik. K'ya 7 e, verelim. 6'yı da yine atlıyoruz. K denktir bir mod 5 biçiminde de almıyoruz. O yüzden 5-6 durumlarını atladık. 7'ye geçelim. 64 çarpı 7 artı 1. 449 asal sayısına geldik. Bakın gördüğünüz gibi asal sayıları hızlı bir şekilde ilerletmiş oluyoruz. Yani işte 2'ye 3'e bölündü mü bu F5 sayımız 5'e bölündü mü 7'ye bölündü mü diye buradaki değerleri incelemiyoruz. Bakın ne kadar hızlı gidiyor değil mi? 193, 257, 449 gibi. Bu şekilde ilerletmiş olduk. Bu biraz daha göze alınabilir bir şey diğerine göre tabii ki. Kalılık testine göre. Peki. Şimdi 9 yazdığımız zaman 8'i yine niye yazmıyoruz? Onu anlayabiliriz. burada arkadaşlar 8 denktir 2 mod 3 olduğundan dolayı p sayısı 3'e bölünebilir bir şey gelecek. O yüzden asal olmayacak. 8 durumunu atladık. 9 için 64 çarpı 9 artı 1 577 asal sayısını elde ediyoruz. 577 de arkadaşlar yine bu F5 sayısını bölmüyor. F5 buna bölünmüyor. 10'a geldiğimiz zaman arkadaşlar 64 çarpı 10 artı 1 641 sayısını elde ediyoruz. Bu meşhur asal sayı arkadaşlar F5'i bölüyor. İşte Euler'in bulduğu asal sayı bu. 641 bir asal sayı ve bu F5 sayısını arkadaşlar tam bölüyor. Böylece F5'in asal olmadığına bu yolla kanıtlıyor. Fermanın sanısını bu şekilde Euler 100 yıl sonra çürütmüş oluyor. Arkadaşlar bu 10 basamaklı F5 sayımızı 641 ile böldüğümüz zaman bölüm 6 milyon 700 .417 sayısı geliyor ve bugün bunun da bir asal sayı olduğunu biliyoruz. Ayrıca şunu da belirtelim. Bu 6 milyon 700 .417 Asal sayısı da arkadaşlar bu da 64K artı 1 formundadır. Böyle olması bizim için sürpriz değil. Çünkü biz F5'in herhangi bir tek asal böleninin bir asal böleninin daima 64K artı 1 formunda olacağını bulmuştuk. P asallarının P için özel bir şey belirtmedik. Sadece F5'in bir böleni olsun yeterli. Dolayısıyla bu asal sayıda 64K artı 1 formunda arkadaşlar olmaktadır. Bu da bizi şaşırtmamış oluyor. Benim nette yazdığım yazının sonunda bazı notlar paylaştım arkadaşlar. Burada not 2'de Euler'in yaptığı çalışma ile ilgili İngilizce bir sayfa var. Yani bu problem ile ilgili olan How Euler Did It isimli yazıya arkadaşlar bakılabilir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.